27 geldi. Seni Bora mı işe aldı? Evet Tuğçe Hanım. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Araştırma yaptım gelmeden şirket hakkında. Sizi oradan biliyorum. Etrafında dans edeceksin. Sürekli kovlayacaksın. Ama sinsice yaklaş, ürkütme. Sana dökülmesine izin ver. Tuğçe Hanım, size itiraf etmem gereken bir şey var. Neymiş o? Çok güzelsiniz Tuğçe Hanım. Sitedeki fotoğraflardan yani çok daha güzelsiniz. Gördüm böyle kadın dedim. Kadın gibi kadın, taş gibi kadın dedim. Hoş geldin. Başlarım lan senin hoş geldin. Yürü yürü. Ada ne yapıyorsun? Şişt, yaklaşma. 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 Ada. Bırakacağım. Bırakacağım. Ama önce beynimde bir kıvılcım çıkarayım. Ya bırak beni. Bırak beni ya. Ne istiyorsun benden? Ya sen de benim kocamı bırak o zaman. Kocamı niye bırakmıyorsun? Kim senin kocan? Rüzgar. Ne? Aa. Nerede? Ne? Orada değil. Aa. Oradalar. Bırakacak mısın elimi? Ay çok güzel delinmişmiş açık o yüzden. Cheese day. Çok güzel. Niye? Ne yaptı? Ben sana hiç adın ne diye sormuyorum. Çünkü biz sana 27 diyeceğiz. Neden? 27'sin de ondan tatlım. Adın neydi? 27. Ada. Benimle gel. Barucuğum iş tamam herhalde. Masayı... Ne diyorsun? Kaç gün dayanır sence? Bana 3 sene dayandı. Bu da beni korkutuyor tabii. Ne diyorsun sen mırıl mırıl ağzının içinde? 2 gün. En fazla 2 gün. Sözleşme. Okumak için uğraşma. Ben sana önemli maddeleri özetleyeyim. 16'ya şirket bilgilerinin gizliliği, 23'e B esnek çalışma saatleri. Ne kadar esnek? Benim istediğim kadar. Bekarım demiştim. Yani bu senin için sorun olmaz diye düşünüyorum. Ben çok esneyimdir. Çok da bekarım. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Temelde senden istediğim 2 şey var. 1, dürüst olacaksın. 2, sabah benden önce uyanacak, gece benden sonra uyuyacaksın. Bu aradaki zaman diliminde de yapman gerekenleri Pırıl sana anlatacak. Tamam mı? Tamam. Bu arada son sayfaya bakarsan maaşı görürsün. Yuh. 10.000 lira mı? Yanlış anlama ama şu ana kadar bir aylık maaşını tam olarak verebildiğim kimse çıkmadı. Genelde evime usulü çalışırlar. Umarım sen dayanıklı çıkarsın. Şimdi şu anlaşmayı imzalayalım. Ve şu saçma videonun devamını alayım. Hadi. Pek sanmıyorum. Evet, bahisler açılmıştır. Herkese bol şans diliyorum. Tahminleri alayım, buyurun. Benden 6 saat. 6. Bence bu öğlen kaçar. Bu öğlen kaçar. Benden 3. Güzel. 3. Evet, başka 2, 3. 6 saat, 5 saat, öğlen, akşam. Pırılcığım sen ne diyorsun? Yani 2 de olabilir, 3 de değil mi? O zaman sana 2,5 yazıyorum Pırıl.
2,5. Evet, bahisler kapanıyor. Son saniyeler, başka teklif yok. Kapanıyor, kapandı. Şimdi arkanı dön. Anlamadım. Arkanı dön ve içerideki çalışanlara bak. Bak. Ne görüyorsun? Çalışanları görüyorum. Güzel. Bense bu ay maaşımı alabilecek miyim? Bu ay kiramı ödeyebilecek miyim? Eğer bu şirket batarsa yeni bir iş bulabilecek miyim diye endişeli yüzler görüyorum. Anladın mı? Hepsinin sorumluluğu omuzumda. Evet. Eğer seni şirkete alış sebebim ortaya çıkarsa, yaptığın şantajı herhangi birinden duyarsam seni işten çıkarırım. Anladın mı? Sözleşmenin 11. maddesine bakabilirsin. Ben hiç öyle biri değilim. Yanlış anlaşılıyorum şu an. Ben sadece kendimi korumaya çalışıyorum Bora Bey. Siz dediniz, bir aydan fazla dayanan olmamış size. Demek ki ben ağzımda kuş da tutsam, lastik kadar esnek de olsam, benim kaderim sizin iki dudağınızın arasında. Ne istiyorsun? Beni en az bir yıl işten çıkarmayacaksınız. Ne oldu? Ne oldu Bora Bey? Bak gerçekten uzun süredir bu kadar güzel gülmüyordum biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Oh oh, iyi yaptınız. Söylediğin şey var ya. Dünyanın en saçma şeyi. Bu video da dünyanın en saçma şeyiydi. Hayatınızı karartıyordu, dünyanız elinizden gidiyordu. Ne oldu? Videoyu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Allah kahretsin. Demeyin öyle, tövbe deyin. 3 ay. 9 ay. 5 ay. 8 ay. 6 ay ve bu son teklifim. Şansını daha fazla zorlamamanı tavsiye ederim. Tamam, anlaştık. Şunu da ekliyorum. Eğer çalışanın şirketin etik kuralları dışına çıktığı tespit edilirse seni işten çıkarırım. Bu anlaşma tek taraflı olarak pes olur. Aa, o zaman şunu da ekleyelim. Hemen ekleyelim. Eğer işveren çalışanı 6 aydan önce kendi isteğiyle işten çıkarırsa 1 milyon lira tazminat öder. Hadi bakalım, yazın, yazın. Siz beni 6 aydan önce işten çıkarırsınız, ben ne yaparım? Aç kalırım. Ne yerim? Sus! Ne içerim? Sus! Tamam. Allah Allah. Yazınız da çok güzelmiş Bora Bey. Oh, ne güzel bir imzanız da. Hayırlı olsun inşallah. Allah mahcup etmesin. Atayım mı videoyu? Hemen gönderiyorsun. Geliyor. Geliyor. Geldi. Tam zamanında. Saadettin Bey. Merhaba, merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Hisselerimi satmama gerek kalmadı. Evet. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yok, yok, hayır. Tuğçe ile ben konuşacağım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Bora Bey, hisselerinizi mi satıyordunuz? Yoksa Tuğçe Hanım'a mı? 13'e de. Üstüne vazife olmayan işlere karışmayacaksın. Anladın mı? Çıkabilirsin. Bora Bey, gerçekten çok iyi bir asistan olacağım. Benden asla vazgeçemeyeceksiniz. Şuraya yazdım. Tamam. Değil 6 ay. 6 gün bile dayanamayacaksın. Rüzgarı geri alana kadar 28. bir asistanınız olmayacak Bora Bey. Göreceksiniz. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım. Merhaba Tuğçe Hanım. Merhaba. Az önce aldım haberlerinizi. Siz şirkete yarı yarıya ortak oluyormuşsunuz. Evet, öyle oluyor. Ah, çok sevindim gerçekten. Hayırlı olsun. Demek benim şimdi 2 tane patronum olacak, öyle mi? Öyle düşünebilirsin. Ben gideyim, size kolay gelsin, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şeytan. Merhaba, merhaba, kolay gelsin. Ben üstüme vazife olan işleri öğrenmeye geldim de. Bu?
Görev listesi. Saat 6'da Asya borsalarının bildiri alınacak. Asya? Bulunduğumuz kıta. Buğra Bey sabah 8'de ilk kahvesini 82 derece ısıda tek şekerli olarak içer. Vay vay. Kahve çizelgesi aşağıda belirtilen gibidir. Kahve çizelgesi var adamın. Bora Bey'in çorapları pantolonundan bir ton koyu olacak. Oha. Bunun için ofiste ekstra çorap bulundurması gerekiyor. Saçmalık. Okey, çoraptır buluruz. Kişisel asistan Bora Bey'in yemek menüsünün hazırlanmasından sorumludur. Aa, bende. Öğünler 1500 kaloridir. %30 karbonhidrat, %70 protein olmalıdır. Bizim şey gibi değilmiş bu. Kişisel asistan gerekli durumlarda Bora Bey'in kişisel ulaşımını sağlayacak. Şoförüm olacaksın diye. Şoförlüğüm iyidir. Güzel araba kullanırım. Kişisel asistan Bora Bey yurt içi ve yurt dışındaki tüm iş saatlerinde eşlik edecek. Ama. Abi çok fazla değil mi? Yani. Bir şey soracaktım. Tuğçe Hanım'la Rüzgar Bey ne zamandır birlikteler? Üç aydır mı? Yok be, ne üç ayı. Bugün 3 gün falan olacak herhalde. 3 gün? Hı. 3 aydır çalışıyor ama 3 gündür birlikteler, öyle mi? Herkes şokta zaten. Niye? Yani Allah var. Yakışıklı, çekici. Ama yani sanki Tuğçe Hanım'ın pek kalemi değilmiş gibi Rüzgar Bey. Ama? Aması nedir? Ya Tuğçe Hanım'ın gözü bayağı yükseklerde. Ne kadar yükseklerde? Ay aman beni karıştırma. Hiç yani üstüme çullanacaklar falan. Git kankisine sor. Kankisi? Evren Bey işte. Evren Bey. Kimin kankisi? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım'ın kankisi Evren Bey. Evren Bey. Seni sevdim. Kırıl. Murat, ne demek videonun tamamı ortaya çıktı diye hisse satışı iptal oldu? Bu tepkini anlamakta bayağı güçlük çekiyorum Tuğçe. Yani seni tanımasam hisselerimi almakta bir çıkarın olduğunu düşüneceğim. Yani ne alakası var Boracığım? Ben sadece seni düşünüyorum. Biliyorsun bunu. Ben de sadece işi düşünüyorum ve senden de aynısını bekliyorum Tuğçe. Tıklanma sayımızı arttırmamız ve kaçan reklamları geri almamız lazım. Bundan başka hiçbir şey olmamalı aklımızda. Anlaştık mı? Anlaştık tabii ki, evet. Güzel. LS Medya'nın genel müdürü Serdar Bey'le yemek yiyeceğiz bu akşam. Eşi Suudi Hanım da geliyormuş. Beraber gitmemiz doğru olur. Tamam, tabii sen nasıl istersen. Ya Bora, ben bugün biraz şaşırdım açıkçası hisse devri konusunda. Ama aynı zamanda ne kadar mutlu olduğumu da bilmeni isterim. Ya bu şirket senin çocuğun gibi ve bunu en iyi ben bilirim. Ve ben hep senin yanında olacağım. Her şey yoluna girecek, inanıyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Evren Bey. Teşekkürler. Size bir şey soracağım. Hı. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım nasıl biri? Yani Bora Bey'i az çok anladım. Onu tam anlayamadım. Yani yanlış bir şey yapmak istemiyorum da bileyim. Neden sordun? Şimdi Tuğçe Hanım da patronum sayılır. Yani patronum gibi. O yüzden böyle yanlış şeyler olmasın yani. Bileyim, tanıyayım, ona göre hareket edeyim. Evet. Şimdi normalde ben böyle kimseye tavsiye vermem. Hı. Ama hadi yine şanslısı, bugün iyi günündesin. Evet, tamam. O yüzden beni iyi dinle. Sen ol, eğer uzun yaşamak istiyorsan Bora Bey'le mesafeni ayır. Şey, ben Tuğçe Hanım sormuştum ama. Ben de sana zaten ondan bahsediyorum. Selam. Selam. Akşam yemeği için rezervasyon yaptık. İptal et Rüzgar. İptal derken? İptal derken acaba ne demek istiyor olabilirim? İptal Rüzgar, işim var. Anladım. Tamam peki, sıkıntı yok. Bak Bora'yla bir iş yemeğine çıkacağız akşam. Milyonluk bir anlaşmaya imza atacağız. Başka zaman yaparız, ok mu? Ok, tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ah. Geç. Ada, buradan derhal gidiyorsun bak, derhal.
gitmiyorum. Dur, kafayı yiyeceğim ya. Yiyebilirsin kafayı, ben sevdim buraya, gitmiyorum, yapacak bir şey yok. Aa. Bora evli olduğunuzu falan bilmiyor değil mi? Tuğçe senin evli olduğunu biliyor mu? Ya da sana şöyle sorayım. Bu şirketteki herhangi biri senin evli olduğunu biliyor mu Rüzgar? Ada, ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Ada, Ada! Videonun devamını yayınladık değil mi? Evet Bora Bey. Güzel. Bora Beyciğim, çok merak ediyorum. Videonun devamını nasıl buldunuz? Sence şu an konumuz bu mu Evren? Ada! Ne? Bak şu an konumuz bu. Bora Bey senin gibi birini işe almaz. Nasıl ikna ettin? Senin 3 yıldır göremediğini adam 3 günde gördüyse demek ki. Adacığım, birbirimizi tanıyoruz. Hiçbir vasfın yok. Sen beni hiç tanımıyorsun. O yazdığın ilkokul kompozisyonları kimse okur mu sanıyorsun sen? Ha? Merhaba. Burası ne kadar güzel bir oda. Burası kimin odası? Yataktaki güzel bebeğin odası mı? Merhaba. Beni duyuyor musun? Benim hiç arkadaşım yok. Ben çok yalnızım. Benim arkadaşım olur musun? Neden cevap vermiyorsun bana? Gerçek bebek değil o. Oyuncak, konuşamaz. Peki sen konuşabiliyor musun? Benim adım Ada. Sen Elif misin? Necip, şuraya baksana, şuraya. Yahu oraya değil, ağacın altına bak diyorum sana. Elif! Ay, hiçbir yerde yok. Polisi mi arasak acaba? Ben isterseniz birkaç yere telefon açayım hemen. Hayatım, sen hiçbir yere arama. Ne olursun arama. Elif odasında. Dolabın içine bakın. Yalnız gelin. Tamam. Tamam, sakin olun. Bulduk küçük kaçağı. Neredeymiş peki? Yukarıdaymış baba. Geleceğim, bekle. Ah, şükürler olsun. Biliyor musun? Ben de böyle bir şey üzüldüğümde hemen dolaba saklanırdım. Sessiz, karanlık. Büyüklerin aklına bile gelmez. Ama sen de büyüksün. Ama ben hep büyük değildim ki. Ben de senin yaşındaydım. Küçücüktüm. Peki sen neden saklanırdın? Ben... babam beni bulsun diye saklanırdım. Buldu mu peki? Bulamadı. Senin baban da mı cennete gitti? Benimki de orada. Annem de öyleymiş, cennette vermiş. Sence bizi görüyorlar mı? Elif, ben 4'ünün de, yani ikimizin de anne babasının bizi izlediğine, gördüğüne eminim. Sen? Ben de. Elif, sen dayını çok mu seviyorsun? Hı hı. Ama bu sabah beni öpmedi biliyor musun? Dün de masal okumadı. Ama dayın çok çalışıyor. Çok işi var. Seni çok merak etmiştir şimdi. Bence her yerde seni arıyor. Ve bulacak. Prenses. Prenses, sen buraya mı saklandın bakayım? Gel bakalım buraya. Gel, 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 gel. Tut elimden. Hoppa, hoppa. Ama Prenses, ben her yerde seni aradım biliyor musun? Çok merak ettim ben seni. Nereden anladın ki burada olduğumu? Nereden anladım burada olduğunu? Ben bahçede seni arıyordum. Sonra koklayayım dedim acaba nerededir diye. Sonra kokladım, eve girdim. Üst kata çıktım, sonra diye buldum seni kokundan. Ya. Oh. Gel bakalım buraya, gel. Gel.
seçer.